Arkadaşlar şimdi kanyona doğru ilerliyoruz. Gene 3 saattir yoldayız. Yol böyle bu şekilde toprak bir yol. Tam böyle yılanların, çıyanların yaşayabileceği bir yer. Allah'tan hava çok sıcak değil. Sıcak olmadığı için de öyle bir korkumuz yok. Bakın şu toprak yapısına. Yani böyle bir mantar şeyler hiçbir zaman hiçbir yerde görmedim yani. Ya bak neydi bu kanyonun ismi? Bak yine unuttum ya. Skaska Skaska Kanyonu. Evet. Isıp göl bölgesinde Skaska Kanyonu. Bu arada bucket rehberimiz ama o da ilk defa geliyor. Uğur Bey. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok enteresan bir yer. Çok yorucu ama. Yani buraya gelmeden önce mutlaka ayağınızda çok iyi bir spor ayakkabı olsun. Doğru valla. Dinlenmiş olun. Akşamları iyi uyuyun çünkü gün çok yorucu geçiyor. Ama emin olun hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz. Hem de dünyanın en güzel yemeklerini yiyoruz. İnsanlar çok güler yüzlü. Zaten Kırgızistan halkının simgesi at, kartal, dağlar ve gülen yüzleri. Bu gerçekten doğru. Her yerde bunları görebiliyorsunuz. Ve buradan da çok zevk alacağınıza eminim. Muhakkak gelin. Arkadaşlar Uğur'un dediği spor ayakkabı tırmanma ayakkabısı. Yani böyle normal spor ayakkabıyla gelirseniz de kayar. Çünkü indiğimiz yerler, çıktığımız yerler filan harbi enteresan yerler. Bir de toprak yapısından dolayı çok kaygan, fazla kaygan bir yer. Ayakta durmak zor yani. Ha, geçtiğimiz yerleri falan da görüyorsunuz. Şu anda geçtiğimiz yer çok yüksek bir yer değil ama bizim geçtiğimiz yerlerde çekim yapmak da imkansız. Çünkü iki elini birden kullanman gerekiyor. Her yer kaygan. Anca resim çekebiliyoruz oralarda durarak. Bagıt. Orada mısın? Bagıt keçi gibi yoldan gitmiyor da tepelerden gidiyor. Bagıt resmini alayım. Arkadaşlar şeye çıktığımız zaman dışarıya yani kanyonun içine doğru girdiğimiz zaman tekrar yayın yaparız. Şimdi Uğur abi, anlatacaklarımız bu kadar. Karı kaldı orada. Ha,